Eksik, vizyona girdi. Çekimleri geçen yıl Temmuz ayında Antakya'da gerçekleştirilen ve Türkiye'de 17 Nisan'da vizyona giren Eksik, 23 Nisan'dan itibaren de Avrupa'da 9 ülkede vizyona girdi. Ufa Palas'ta filmin galası yapıldı. Barış Atay'ın yönetmenliğini yaptığı Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım ve Toprak Sağlam'la başrolleri paylaştığı Eksik, 23 Nisan'dan itibaren Avrupa'da 9 ülkede vizyona girdi. Ufa Palas'ta iki salonda galası yapılan ve çok kişinin yoğunluk yüzünden sinemaya giremediği filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Barış Atay, Uğur Polat ve Sarp Akkaya film sonrası her iki salonda da konuşma yaptılar. Bol bol alkış alan konuşmalardan biri de Barış Atay'ın konuşması oldu. Atay, "Ben bir gün devrimin ayağa kalkıp hayatlarımızı kurtaracağına inanıyorum," dedi. Eksik, 1980 darbesi sonrası parçalanan bir ailenin 30 yıllık ayrılık sürecine ışık tutmaya çalışırken, bir anne ve birbirinden ayrı büyümek zorunda kalan iki oğlu arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Film, üçünün de yıllarca derinlerde sakladıkları özenle karışık öfkelerine, geçmişte kalmış kırılmanın parçalarını birleştirme çabalarına ve hayatlarında ilk kez yüzleşmelerine tanıklık etmeye amaçlıyor. Ben bu ülkeye 40 yıl şerefimle hizmet ettim! Ben ne anne sıcaklığı denilen şeyi yaşadım ne de baba şefkatini. Siz devletle savaşacaksınız diye. Oğlum. Ne oğlum anne, ne oğlumu? Ne? Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Ulan! Ver bizi! Ulan! Çak! Ölmeyeceğiz ulan! Kes lan! Kes lan lan! Kimimiz 12 Eylül yüzünden okullara gidemedi, kimimiz işimizden olduk, kimimiz eşimizden, maaşımızdan olduk. Yani hepimizin bir tarafı eksik kaldı. Böylesine bir projenin desteklenmesi lazım. Böylesine bir projeye sahip çıkılması lazım. Böylesine bir projeye herkes yanına bir can alıp böyle projeye getirmesi lazım. Bu alanda da emeği geçen sanat emekçilerine böyle bir dönemde sanat yapmanın da çok zor olduğunu biliyoruz. Sevgili Barış'a bütün engellemelere rağmen, bütün eksiklere rağmen böyle bir sanat, böyle bir filmi bizle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Tanıdığım günden beri muhteşem, bugün de yalnız bırakmadınız. Ben size teşekkür ederim. Filmin finalinde olduğu gibi ben bir gün devrimin ayağa kalkıp hayatlarımızı kurtaracağına inanıyorum. Hepimiz bir nevi, biraz önce de söyledim, bir nevi 12 Eylül mağduruyuz. Ben mesela 12 Eylül yüzünden almaya kaçmak zorunda kaldım. Okulumu okuyamadım. Çoğumuz annemiz, babamız işinden oldu. Bazılarımız okuldan ayrılmak zorunda kaldık. Bazıları, çok yakın akrabalarımız göz altında kayboldu. Böylesine bir dönemde, şu anda da belki de bir dolaylı yolda bir 12 Eylül dönemi yaşıyoruz. Böylesine bir dönemde böyle bir sinemayı yapmak çok güzel bir duygu. Çok güzel şey. Bütün eksiklere rağmen böyle bir sinema tamamlandı. Onun için de sevgili sanat emekçilerine teşekkür ediyorum. Ben fazla uzatmıyorum. Hemen Türkiye'de yaşamak zaten yeterince zor. Sanat yapmak çok daha zor, gitgide zorlaşıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Böyle destek veren abilerim, arkadaşlarım var, Sarp gibi, Uğur gibi ve vizesi çıkmadığı için gelemeyen bütün ekip gibi. Hepsinin de selamları var size. Bu zor zamanlarda desteğinizi hep gördüm. Bunun için müteşekkirim. Bugün de yalnız bırakmadınız, geldiniz. Demin salonda söylediğim, tekrar edeyim, filmin finalindeki gibi bir gün devrim ayaklanacak ve hepimizin umut ettiği gibi yaşamasını sağlayacak. Yani umarız size 1 saat 45 dakika keyifli zaman geçirtebildik. Ben bu filmin bir parçası olduğum için çok mutluyum. İyi ki Barış'ın ilk filminde oynadım. İlki olmasaydı 2., 3., 5., 15. birinde bir yer bulurdum kendime de. İlkinde olması ayrı bir keyif benim için. Barış Bey'im hem çok sevdiğim hem ayrıca çok saygı duyduğum bir arkadaşım. İyi ki bizi bu yolculukta yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar kalkıp geldiniz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.